eş başkanlarımızı, grup yöneticilerimizi, milletvekillerimizi, halk iradesiyle seçildiği halde görevlerinden alınan belediye başkanlarını, aylardır tutuklu gazetecileri, akademisyenleri, avukatları selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Aralık ayının ikinci yarısı Türkiye tarihinde utanç verici, yüz kızartıcı onlarca olayın da yıl dönümüdür. Ben izninizle sadece birkaç tanesini anmak, birkaç tanesini yeniden hatırlatmak istiyorum. Maraş katliamı Türkiye tarihinde linç uygulamalarının sıradanlaşmasının, olağanlaşmasının sembol vakalarından birisidir. Ve bu bu utanç verici nefret eyleminin, nefret suçunun işlendiği bu eylemin elbette ki siyasi tarihte de, siyasi hayatta da önemli bir karşılığı var. Dönemin başbakanı Maraş katliamı kendilerine hatırlatıldığında Maraş'ı bırakın, siz Fatsa'ya bakın diyor. Aslında bu sözler o dönemin başbakanının sözleri Türkiye siyasi geleneğinin özeti, Türkiye yönetim alışkanlığının çok somut, çok net bir ifadesi. Değerli arkadaşlar, yine 19 Aralık cezaevi baskınının o büyük katliamın da yıl dönümü. Geriye kalan velinin kopmuş kolu ve ona tazminatı ödememek için direnen devlet, ahim kararlarına uymamak için neredeyse iş makinalarına zarar verdiği için operasyonu yapanların maliyetini bile veliden almaya çalışan bir hukuk anlayışı. Ve yetmiyormuş gibi üstüne üstlük bir de kanun hükmünde kararnameyle, son çıkan kararnamelerle görevden alarak aslında hala tahammülsüzlüğün devam ettiğini, hala intikam ve öfke duygusuyla 19 Aralık'taki zihniyetin devam ettiğini çok açık, çok somut biçimde gösteriyor. Değerli arkadaşlar, yine bir başka yıl dönümü 17-25 Aralık'ın yıl dönümü. 17-25 Aralık birkaç açıdan önemli. Birisi yeni tamamlanan bütçe görüşmeleri açısından aslında çok sembolik bir söze tanıklık ettiğimiz vakayı ifade ediyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu olan Rıza Zarrab, biliyorsunuz bakanların da çok önemli sözleri var. Örneğin Erdoğan Bayraktar, dönemin bakanı, dört bakandan birisi istifa etmek zorunda kalan, ne yaptıysam Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yaptım diyordu. Bunun gibi tek tek bakanların sözleri var ama Rıza Zarrab'ın sözü çok daha manidar, çok daha anlamlı. Diyor ki, bütçedeki cari açığın %15'ini ben çözüyorum. Şimdi yeni bir bütçe yapıldı, göreceğiz. O şimdi Amerika'da cezaevinde, bütçe ne kadar cari açık verirse bilin ki bunun sebeplerinden birisi de, tırnak içinde söylüyorum, ne yazık ki Rıza Zarrab'ın Türkiye'den giden bütün bakanların ricasına, ısrarına rağmen serbest bırakılmamasından kaynaklanıyor. Yoksa Türkiye ekonomisi çok iyi yönetiliyor ama Rıza Zarrab olmadığı için %15 daha bütçe cari açık verecek. Değerli arkadaşlar, 17-25 Aralık Türkiye güvenlik politikaları açısından da çok kritik bir tarih. Çünkü bizatihi Sayın Yıldırım'ın, Başbakan'ın sözü, tabi buna benzer çok sayıda söz Sayın Cumhurbaşkanı'na, bakanlara ait olarak da var. Diyor ki, bizim için kırmızı çizgi terör faaliyetinin başladığı gündür. O da 17 Aralık tarihidir. Tabi 17 Aralık tarihinden sonra da neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Nelerin devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Mesela kapatılan okullara Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrenci başı ödenek aktarılmaya devam etti. Buraya çocuklarını gönderenler şimdi işlerinden atıldılar. Ama devlet, Milli Eğitim Bakanlığı bu
kırmızı çizgi olan tarihten sonra da bu kurumları finanse etmeye devam etmiş. Başka çok örnek de var. Mesela grup başkan vekilimizin biraz önce hatırlattığı, andığı dünkü saldırıyla ilgili söz konusu polisin işe alınma tarihine, göreve başlama tarihine baktığınızda onun da 17 Aralık'tan sonra olduğunu çok net, çok açık biçimde görebiliriz. Değerli arkadaşlar, elbette tarihteki bu kritik olayları konuşurken, yeniden hatırlarken, yeniden anarken aslında bugüne ders çıkartmak için, bugün ibret alıp aynı yanlışları, aynı utanç manzaralarını yeniden yaşamamak için konuşuyoruz. 2 aydır Kasım ayının başından bu yana hükümet temsilcileri tutuklanan milletvekillerimizle ilgili adeta bizi suçlayan yaklaşımlar, söylemler geliştiriyorlar. Aslında sadece 17-25 Aralık'ta yargıdan kaçırdıklarını hatırlasalar, kendi bakanlarını yargılatmamak için nasıl bir yaklaşım içerisine girdiklerini söyleme, ifade etme cesareti, onuru gösterseler, aslında yargıdan kimin kaçtığını herkes, bütün kamuoyu çok net biçimde görecek. Değerli arkadaşlar, son grup toplantımızdan sonra kadın sözcümüz Besime Konca, grup başkan vekilimiz Çağlar Demirel tutuklandılar. Yine 3 milletvekili arkadaşımız Alican Ünlü, Nimet Erdoğmuş ve Mehmet Emin Adıyaman'da gözaltı muamelesine tabi tutuldular. Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok açık. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Hani diyorlar ya bazıları, işte bir çözüm bulunacak, bir formül aranıyor falan. Bir şey aramanıza gerek yok. Eğer gerçekten bunun bir haksızlık olduğunu, bunun bir hukuksuzluk olduğunu, bunun bir keyfi tutum olduğunu kabul ediyorsanız, biliyorsanız ve bunun aslında bir önceki başbakanın ana muhalefetle birlikte planladığı, size karşı oynanan bir oyun olduğu sözünüzde samimiyseniz, o zaman Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yapın. Daha önce de tutuklu yargılanan milletvekilleri vardı farklı davalardan, hem bizim partimizden hem diğer iki muhalefet partisinden. Anayasa Mahkemesi net bir karar verdi. Milletvekilleri tutuklu yargılanamaz dedi. Bu kadar uzun tutukluluk kabul edilemez dedi. Değerli arkadaşlar, eğer bu karar hala geçerliyse, kimsenin bir lütufta falan bulunmasını istemiyoruz. Bir himmet beklemiyoruz. Özel bir jest istemiyoruz. Sadece suç işlemekten vazgeçin. Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. Ve bu Anayasa Mahkemesi kararından sonra konuyla ilgili gerçekleşmiş tek düzenleme milletvekillerinin yargılanmasının önünün açılmasıyla ilgilidir. Milletvekillerinin nasıl yargılanabileceğine dair bir yeni düzenleme yapılmadıkça Anayasa Mahkemesi'nin kararı geçerlidir ve mutlaka arkadaşlarımızın serbest bırakılması gerekir. Biz biraz önce de ifade ettim, yargıdan korkmuyoruz. Yargılanmaktan kaçmıyoruz. Ne ifadeye zorla götürerek, ne tutuklayarak bizi savunduğumuz değerlerden, inandığımız değerlerden vazgeçiremeyeceksiniz. O zaman yol yakınken dönün. Bu işi daha fazla inatlaşmaya, daha fazla rehine siyasetiyle, şantaj yoluyla pazarlığa açık hale getirmeyin. Hukuksuzluğa son verin ve Türkiye bu ayıptan bir an önce kurtulsun. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki günlerde muhtemelen daha uzun, daha ayrıntılı konuşacağız, tartışacağız ama özellikle dün yaşanan Rusya Federasyonu Büyükelçisi'ne yapılan saldırıdan sonra yeniden bir kez daha Türkiye'nin güvenlik politikalarını baştan tartışmak, esastan tartışmak zorunluluğu doğmuştur. Bakın, ben birkaç vakayı sadece sizlere saymak, sizlere hatırlatmak istiyorum. Çok yeni bir karar, gezi eylemlerinde hayatını kaybeden tabii başka arkadaşlarımız da vardı ve onlarla ilgili yargılama süreçlerinin de nasıl seyrettiğini, nasıl devam ettiğini biliyoruz. Ama dün yeni bir karar çıktı. Ethem Sarısülüğü vurduğu sabit olan, öldürdüğü bilinen polis
Nihayet dün yeniden tekrar yargılama süreci tamamlanarak Yargıtay'ın kararından sonra 10.100 lira para cezasına çarptırıldı. Aslında dün çıkan bu kararla Türkiye'de polise nasıl bir hareket alanı tanındığı, nasıl bir keyfi davranma hakkı tanındığı bir kez daha mahkemeler tarafından tescillenmiş oldu. Ethem Sarısülüğü bir kişinin hayatını 10.100 lira karşılığında katilini serbest bırakarak tarif etmiş oldu aslında devlet. İstediğiniz kadar yargı bağımsız ve gereğini yapıyor, yargı tarafsız, biz müdahale etmiyoruz deyin. Başka örnekler var arkadaşlar, onları da paylaşacağım. Yaklaşık 2 aydır bir kayıp vakasıyla karşı karşıyayız. Bu kayıp vakasının mağduru bir gazeteci arkadaşlar. Bu gazeteci Müjgan Ekin ve Müjgan Ekin'le ilgili ailenin çok yoğun çabası, neredeyse devletin görevini, devletin vazifesini yerine getirircesine araştırması, takibi sonucunda ortaya çıkan net fotoğraflar var. Bakın, Ankara'da şehrin göbeğinde Müjgan Ekin metrodan çıkıyor. Kendisini takip eden kişiler kamera görüntülerinde çok net. Kendisini taksicilerin tanıklığı var. Çünkü oradaki sivil giyimli kişiler taksi durağında onu izleyen, takip eden sivil giyimli kişiler taksi durağında taksicilerle tartışmışlar. Onun için taksiciler olayı ayrıntısıyla hatırlıyor. Araçları hatırlıyorlar ve gitmişler, taksiciler ifade vermişler. Araçları tarif etmişler. Kamera görüntüleri de aynı araçları çok net biçimde gösteriyor. Birinci araç, ikinci araç, üçüncü araç, 4 araçla Müjgan Ekin'in bindiği taksi, değerli arkadaşlar, kendisini metro çıkışından itibaren takip edenler tarafından 4 araçla durduruluyor ve kendilerini polis diye tanıtıyorlar ve Müjgan Ekin'i alıyorlar. Ve şimdi arkadaşlar, üzerinden geçen bu uzun süreye rağmen 50 günün üzerinde, neredeyse 2 aya yakın süreye rağmen Müjgan Ekin'le ilgili ortada en azından devletin kabul ettiği, yargının kabul ettiği 2 somut bilgi var. 2 net beyan var. Bizim ikili ilişkilerle kurduğumuz temaslar, başka milletvekillerinin çabalarına rağmen ortaya çıkmış ailenin ulaştığı 2 somut bilgi var değerli arkadaşlar. Bunlardan birisi, İnsan Hakları Derneği'ne ailenin başvurusu üzerine Asayiş Dairesi'nden bir emniyet müdürünün imzalı yazısı, tarih 9-12-2016. Diyor ki özetle, bu şahsın 24-10-2016 günü kardeşiyle telefon görüşmesi yaptığı, daha sonra kendisinden hiçbir haber alınamadığı ve kayıp şahıs pozisyonunda olduğu yönünde İnsan Hakları Derneği bilgilendiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'nın resmi yazısıyla. Ama gelin görün ki dosyada başka bir evrak var. Dosyada adli kollukla Cumhuriyet Savcısının görüşme tutanağı var ve bu görüşme tutanağı hiç İnsan Hakları Derneği'ne verilen bilgiye benzemiyor. Orada uzun bir anlatım var. Ailenin başvurusu, hikaye özetleniyor. Araçlar, tanık iddiaları, her şey tek tek sayılıyor. Aynen kamera görüntülerinde olduğu gibi. Ama sonunda diyor ki, bakın, bilmiyoruz, haberimiz yok, kayıp dedikleri şahısla ilgili. Kayıp şahıs Müjgan Ekin'le ilgili yapılan çalışmalarda şahsın bölücü terör örgütüne üye olduğu, zaman zaman da bu örgütün faaliyetlerine katıldığı tespit edilmiştir. Zorla kaçırılma ihtimalinin bulunduğundan dosyanın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredilmesi ve çalışmaların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından takip edilmesi talimatı alınmıştır. İşte Türkiye'de yargı polis ilişkisini ne yazık ki bir kadın arkadaşımızın, bir kadın gazetecinin belki hayatından bile kaygı duymayı gerektirecek
bir örnek vakası üzerinden yaşıyor ve burada sizlerle paylaşmak zorunda kalıyoruz ki üzerinden geçen bu süreye rağmen sağ salim serbest bırakılsın, ailesine kavuşabilsin diye. Değerli arkadaşlar, Türkiye güvenlik politikaları itibariyle çok büyük bir riskle, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. 15 Temmuz'u enişteden öğrenenler dün akşamdan beri yaşanan olayın failiyle ilgili de bütün aileyi gözaltına alarak galiba bu vahşi saldırıyı, bu suikasti aydınlatmak için yengeye başvurmuş durumdalar. Yani ülke eniştelere ve yengelere kalmış durumda. Devletin istihbarat birimleri, güvenlik bürokrasisi, buna ayrılan bütçe, binlerce personel güvenlik için, tedbir almak için hiçbir şey ifade etmiyor. Ancak ahbap çavuş ilişkileriyle ve tüyler ürpertici ciddiyetsizlikle insan hayatının değersizleşmesinin her gün yeni bir örneğini yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, dünkü saldırıyı gerçekleştiren ister hükümete yakın gazetelerin hemen olayın ardından teşhisi koyduğu gibi, tespiti yaptığı gibi FETÖ mensubu olsun, isterse şahsın attığı sloganlara bakarak Nusra, El-Kaide bağlantılı Suriye'de kısmen zaman zaman desteklenmiş örgütlerle ilişkili olsun. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bu tartışmanın biz tarafı değiliz. Sonuç itibariyle Türkiye ile ilgili dünkü olayın uluslararası basındaki yansıması çok nettir. Rus büyükelçi Türk polisi tarafından öldürülmüştür. Gerisi hükümetin gündemidir. Hükümetin derdidir. Arkasındaki ilişkiyi sorgulamak yengeyi gözaltına alarak mı yapılacak, yoksa polis eğitim sistemini sorgulayarak mı ortaya çıkarılacak, bu hükümetin işidir. Değerli arkadaşlar, 2,5 yıldır bu şahıs Çevik Kuvvet'te çalışıyor. 2,5 yıldır bu şahsın FETÖ ile ilişkili olduğunu tespit edememişler. Ama 2,5 saat içerisinde hemen olayı çözmüşler. 2,5 yıl boyunca sınavdaki sahtelik iddiasıyla bile soruşturulduğu iddia edilirken öğretmenler, doktorlar, bir sürü sivil insan görevinden alınıp cezaevine tıkılırken polis belli ki görevine devam etmiş. Hangi ilişki içerisinde olduğunu biz bilmiyoruz. Sadece öğrenme hakkımızı size hatırlatmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, daha önce IŞİD katliamlar yaptığında birçok ilde partililerimiz IŞİD aleyhtarı gösteriler düzenledi. IŞİD tehlikesine dikkat çekmek için toplantılar, yürüyüşler gerçekleştirdi. Çok örnek var ama bir tanesini sosyal medyada da zaten görüntüleri, videosu var. Merak ediyorsa Sayın İçişleri Bakanı da, hükümet üyeleri de arar bulurlar. Van'da IŞİD aleyhinde gösteri düzenleyen HDP'lilere polis çok sert müdahale ediyor. Ve o sırada üzerinde resmi kıyafeti, üniforması olan bir polis bağırıyor. IŞİD biziz diyor. Yaşasın IŞİD diyor. Şimdi buradan soruyorum. Yaşasın IŞİD diyen polisle ilgili bir soruşturma yaptınız mı? Görevinde mi, görevden alındı mı? Hakkında bir idari takip sistemi işliyor mu? Yargı süreci işletiliyor mu? Değerli arkadaşlar, Cizre'de Sur'da yatak odalarına Arapça sloganlar yazan güvenlik görevlileriyle ilgili ne yaptınız? Yani işi FETÖ diye kapattığınızda sorun çözülmüş olmuyor. Herkes biliyor ki paralelin paraleliyle karşı karşıyayız. Yani bir paralelle mücadele etme adına başka paraleller kuruyorsunuz. Başka yapıların, başka ideolojik saplantısı olan grupların, çevrelerin, devleti başka niyetlerle ele geçirmek isteyenlerin güvenlik bürokrasisi içerisinde kendilerine tanınan kontenjanlarla kadrolaşması tehlikesiyle karşı karşıyayız. Şimdi biz hangi cemaat, hangi tarikat tartışması yapacak değiliz. Sonuçta hukuka uygun davranması gereken, hukuka bağlı kalarak görevini yerine getirip halkın can güvenliğini sağlaması gereken polistir. Ve bunu sağlamakla mükellef olan, sorumlu olan da siyasi iktidardır. Eğer olağanüstü halde
olağanüstü hal kısıtlamalarında sendikalar miting düzenleyemiyor, partiler basın açıklaması yapamıyorken, bombalı araçlar canlarının istediği yere gidebiliyorlarsa, bir büyükelçi sergi açılışında polis kimliğiyle içeri giren bir kişi tarafından öldürülüyorsa, şimdi yeniden sormak gerekmiyor mu? Olağanüstü hali siz kimin için ilan ettiniz? Kişi güvenliği için mi? Toplum güvenliği için mi? İnsan hayatını korumak için mi? Yoksa muhalifleri tasfiye edebilmek için mi ilan ettiniz? Bu fotoğraf, bu gerçeklik her şeyi çok net biçimde ortaya koyuyor. Değerli arkadaşlar, ülkeyi ne yazık ki bir süredir aslında troller yönetiyor. Türkiye bir troll cumhuriyetine dönmüş durumda. Neredeyse her konuyu biliyorlar. Ekonomiyi biliyorlar, dış politikayı biliyorlar, güvenliği biliyorlar. Hangi milletvekilinin ne zaman gözaltına alınması gerektiğine dair bilgileri çok önceden sayfalarında yayınlıyorlar, hedef gösteriyorlar, düşman ilan ediyorlar. Bakın bir tanesini, birçok arkadaşımızla ilgili var ama bir tanesini sizlerle paylaşayım. Artık trollük bu arada dokunulmazlık zırhını da içeriyor bazı troller açısından. Çünkü her gün yeni bir belediye başkanının, yeni bir bakanın farklı bir hesabı olduğunu öğreniyoruz. Hani bakanlar kurulu sıralarında telefonlarıyla çok oynuyorlar bakanlar. Ben de merak ediyordum. Şimdi anladık ki birkaç hesabı birden idare etmek elbette çok yoğun biçimde telefonla uğraştırmayı gerektiriyor ki işte kendileriyle ilgili filanca şahsı yedirmeyeceğiz diye kendi hesaplarından mesaj atacak kadar da aslında düşmüş durumdalar. Değerli arkadaşlar, bu trollük işi belediye başkanları, bakanlar ve büyük gazetelerin, hükümete yakın gazetelerin yayın stratejisini şekillendirmeye başladı. Bakın son grup toplantımızda burada söylediğim sözleri ve daha önce meclis çalışmalarına başladığımız hafta söylediğim sözleri kesmiş, kopyalamış ve Kayseri'deki o menfur olaydan sonra, katliamdan sonra, saldırıdan sonra söylenmiş sözler gibi bir gazete, Yeni Şafak gazetesi haber yapmış. Yani iki hafta, üç hafta, dört hafta önce söylediğim sözleri haberin ayrıntısına baktığınızda görüyorsunuz ki Kayseri saldırısından sonra söylenmiş sözler gibi ilk sayfadan haber yapıyor ve terör tahrikçisi diye hedef gösteriyor. Değerli arkadaşlar, biz bu yayıncılık anlayışını çok iyi tanıyoruz. 28 Şubat'tan özellikle çok iyi hatırlıyoruz. Gazetecilerin birilerini hedef göstermesi, birilerini düşman ilan etmesi Türkiye siyaset medya ilişkisinde, güvenlik bürokrasisi gazeteci ilişkisinde bilmediğimiz bir alan değil. Yeni duyduğumuz ve ayrıntısına hakim olmadığımız bir kirli ilişki tarzı değil. Ama troll cumhuriyetine dönünce ülke, hedef gösterenler, planlama yapanlar, algı operasyonu gerçekleştirenler siyasete de rota çizmiş oluyorlar. Değerli arkadaşlar, bu ülke 5 Haziran tarihinden bu yana, yani 7 Haziran aslında seçimlerinden birkaç gün önce Diyarbakır patlaması, bizim mitingimizde gerçekleşen Diyarbakır patlamasından bu yana yaklaşık 30 büyük katliam girişimine tanıklık etmiş. 1,5 yıl içerisinde 30 büyük patlama ve katliam girişiminden söz ediyoruz. Şimdi bütün bu yaşananların sorumlusu muhalefetmiş gibi, muhalefet partileriymiş gibi ya da muğlak bir dış güçler tanımlaması yaparak hükümet siyasi sorumluluğundan, yasal sorumluluğundan kurtulabilir mi? Arınabilir mi? Bu ülkede istihbarat birimleri, güvenlik birimleri, İçişleri Bakanlığı ne için var? Bunları ya önlemek için var, önleyemiyorsa gerçek faillerini, gerçek sorumlularını yakalayıp cezalandırmak için var. Ama ikisi de gerçekleşmiyor. Daha vahimi gerçekleşiyor. İşte troll devlet işbirliğinin çok somut göstergesi olduğu için söylüyorum. Beşiktaş saldırısından sonra gözaltına alınan HDP'lileri, başka nedenlerle gözaltına alınan HDP'lileri Beşiktaş saldırısının sorumlusu, faili gibi gazeteler ilan ediyor, internet siteleri hedef gösteriyor, troller paylaşıyor ve hükümet de bunun üzerinden bir algı oluşturmaya çalışıyor. Değerli arkadaşlar, son
birkaç gün içerisinde 30'un üzerinde ilçe binamıza saldırı gerçekleşti. Ama bu saldırılarda faillerle ilgili İstanbul'da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda gözaltına alınmış kişi dışında bu 30 civarındaki saldırıyla ilgili gözaltına alınmış bizim bildiğimiz kimse yok. Şimdi biz bu olayların faillerini bulmayanlar, sorumlularını cezalandırmayanlar kendileri sorumludur. Faillerin azmettiricisidir dediğimizde hukukun temel bir ilkesini hatırlatmış oluyoruz. Ve sizi uyarıyoruz. Bu ateş sizi de yakar, bizi de yakar. Bütün ülkeyi yakar. Eğer böyle siyaset yapmaya devam ederseniz, yani bir taraftan toplumsal kamplaşmadan medet uman, toplumu kutuplaştırarak referandumu kotarmaya çalışan bir siyasette ısrar ederseniz, sadece kendi ellerinizle bir kez daha tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe koşullarını oluşturursunuz. Ama diyelim ki bundan korkuyorsunuz, bunu istemiyorsunuz ve sadece kontrollü bir gerilim, kontrollü bir kriz, kontrollü bir kaos yönetmek istiyorsunuz ki başkanlık sürecini kurtarabilelim, kotarabilelim diye. Değerli arkadaşlar, bu baskı yöntemleriyle de hiç kimse ama hiç kimse. Bütün ilçelerimizi bassanız, bütün illerimizi bassanız, bütün milletvekillerimizi gözaltına alıp tutuklamaya çalışsanız da inandığı değerlerden vazgeçmeyecek, barışı savunmaya, demokrasiyi savunmaya, insan haklarını savunmaya devam edecek. Elbette güvenlik politikaları sadece dar anlamda güvenlik uygulamaları ile ilgili değildir. Güvenlik politikaları dış politikanın bir parçasıdır. Güvenlik politikaları demokratikleşmenin bir parçasıdır. Güvenlik politikaları siyaset, mafya, çete ilişkilerinden ülkeyi arındırmanın, temizleme konusunda ısrarlı, kararlı durmanın bir parçasıdır. Einstein'ın güzel bir sözü var değerli arkadaşlar. Diyor ki, kokuşmuş uzlaşmalardan kendinizi sakının. Aslında söz her şeyi ifade ediyor. Türkiye'nin 10 yıllardır iktidara gelmek uğruna ve iktidarda kalmak uğruna devam ettirdiği birçok partinin aslında suç ortağı, ülkeyi yöneten birçok partinin sorumlu olduğu kirli ilişkiler aslında tam da bu ittifak ilişkisinin dışa vurumudur, yansımasıdır. Bu ittifak ilişkisidir ki uçaklarla insanlar Türkiye'ye referandumda oy kullanmaya getirildi. Sandık görevlisi oldular. Şimdi FETÖ diye yargılanıyorlar. Bu ittifak ilişkisidir ki 17-25 Aralık'tan çok önce KCK operasyonları diye belediye başkanlarımızı, siyasetçileri ellerine kelepçe vurularak fotoğraf çektirdiler. Değerli arkadaşlar, eğer bu kirli ilişkilere, kirli ittifak ilişkilerine iktidar ömrünüzü uzatmak için, o koltuklarda biraz daha fazla kalabilmek için, çocuklarınızı daha fazla zengin etmek için, yetkilerinize yeni yetkiler katabilmek için devam ettirirseniz, bilin ki dereyi geçtikten sonra kimin kimi ısıracağı, kimin kimi sokacağı çok belli olmaz. Bakın, son günlerde darbe iddialarını hatırlatan, uyaran, işte Ergenekon, Balyoz gibi davalarda adı geçen bir takım isimlerin ve onların arkadaşlarının çok sıkça kullandığı bir tabir var. Bir kez daha söylüyorum, daha önce de genel kurulda ifade ettik. Diyorlar ki, buğdayın içine arpayla yulaf karışmış. 15 Temmuz'da arpayla birlikte olduk, yulafı temizledik. Zamanı geliyor, şimdi de arpayı temizleyeceğiz. Takdir sizin, kim kimi temizler, kim kimi tasfiye eder bilmiyoruz. Kendi pis iktidar kavgalarınızın, uzlaşmalarınızın, paylaşamama hesaplaşmalarınızın tarafı değiliz. Ama bizi bu kavganın tarafı yaparak, bizim üzerimizden kendi hesaplarınızı hayata geçirmenize izin vermeyeceğiz. Bu amaçla yapılan hiçbir provokasyona prim vermeyeceğiz. Ama asla bu korkutma, yıldırma politikasıyla bu anayasa referandumunu kotarmanıza, tek adam rejimine geçmenize ve parti devlet anlayışını egemen kılmanıza da asla izin vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, Rusya-Türkiye ilişkileriyle ilgili çok uzun değerlendirme yapmaya vaktimiz yok.
Ama bir iki anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Antonov, Aralık 2015 tarihi. Yani bizim eş başkanlarımızın Rusya ile diyalog içerisinde sorunları çözün dediği, sizin gazetelerinizin, hükümet temsilcilerinizin bizi vatan haini ilan ettiği tarihler. Antonov'un sözleri aynen şöyle. Sadece son bir haftada Türkiye topraklarından IŞİD ve El Nusra saflarına 2000 militan, 120 tonun üzerinde askeri mühimmat ve yaklaşık 250 adet motorlu akışı oldu. Güvenilir istihbarat raporlarımıza göre Türkiye uzun zamandır ve düzenli biçimde bu tür faaliyetleri yürütüyor. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Bir İngiliz sivil toplum kuruluşu, Conflict Armament Research, silahlarla ilgili araştırma yapan bir kuruluş. Diyor ki, burada kullanılan malzemeler, Musul'da ele geçen malzemelerden bahsediyor. Roket yakıtında kullanılan şeker, patlayıcı yapımına uygun alüminyum, mühimmat ve silah bakımında kullanılan gres, havan mermisi yapımında kullanılan çimento ve yine roket yapımında kullanılan potasyum nitrat gübre içeriyor. Ve bu malzemelerin hepsinin Türk malı olduğu anlaşılıyor. 13 Türk firmasının markaları ürünler üzerinde çok net, çok açık biçimde görülüyor. Değerli arkadaşlar, grup başkan vekilimiz cezaevinde rehin tutulan İdris Baluken defaten genel kurulda sordu ve bir oturumda da bir önceki gümrüklerden sorumlu bakan çok net biçimde kabul etti. IŞİD'in kontrolündeyken Türkiye-Suriye sınır kapılarından ihracat rakamları TÜİK verilerine göre çok net açık. Kendisi de zaten bunu beyan etti. Ve bu kapıların kontrolü IŞİD'den PYD'ye geçtikten sonra ihracat birden bıçakla kesilir gibi kesiliyor. Şimdi insani yardım gönderiyor idiyseniz, temel ihtiyaç maddeleri, gıda maddesi gönderiyor idiyseniz, kapının kimin kontrolünde olduğunun sizin dış ticaretinizi etkilememesi gerekir. Ama bu rakamlar, bugün çıkan raporlar, iddialar gösteriyor ki oradan giden malzemeler öyle çok masum, savunulabilecek, arkasında durulabilecek malzemeler değil. Firma isimleri var. Burada çok uzun ayrıntısına girmeyeceğim. Ama bir firma var ki Doktor Tarsa isimli firma. Bu firma değerli arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çok eski bir dostunun sahibi olduğu firmadır. Yani Ruslar sadece dünkü suikast girişimini değil, onu da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını söylediler. Ama daha önce akaryakıt ticaretinden silah sevkiyatına kadar birçok konuyu Birleşmiş Milletler gündemine taşıyacaklarını söylemişlerdi. Çeşitli girişimlerde bulunmuşlardı. Siz sadece Antalya'daki otellerin ya da domatesin, limonun derdine düşmüşken aslında onlar sizi başka türlü rehin aldılar ama farkında bile değilsiniz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin gündemiyle siyasetin gündemi arasında büyük bir uçurum var. Ne yazık ki Türkiye işsizlikle, yoksullukla, Türk lirasının değer kaybetmesinden kaynaklı ekonomik krizle boğuşurken birilerinin gündeminde sadece ama sadece başkanlığı farklı kılıflar altına sokarak kurtarma çabası var. Biz buna bir anayasa çalışması falan demiyoruz zaten. Öyle görmüyoruz. Bunu bir hükümet modeli tartışması olarak asla ele almıyoruz. Bir kere bu tablo Türkiye'nin gündemiyle, siyasetin gündemiyle toplumun gündemi arasındaki makasın ne kadar açıldığını çok net biçimde gösteriyor. Bir tek soru soracağız. Siz işsizliği bitirmek için hangi tedbirleri almak istediniz de parlamento sizin ayağınıza bağ oldu ve muhalefet partileri işsizliği bitirecek tedbirlerinize engel oldu? Ya da siz Türk lirasını diğer paralar karşısında, yabancı paralar karşısında koruyacak hangi ciddi tedbiri, hamaset dışında, komik projeler dışında hangi ciddi tedbiri almaya çalıştı da Sayın Cumhurbaşkanı muhtarlara vaaz ettiği, anlattıkları hikayelerin dışında ilgili bakanlar, hükümet
Yürütmenin diğer temsilcileri bunu engelledi. Öyle ya, şimdi elinizdeki yetkilerle ne yaptığınıza dair bir hesap vereceksiniz. Sonra da dönüp diyeceksiniz ki ben ülkenin bu sorunlarını daha fazla yetki verirseniz çözerim. Bu kadar basit, bu kadar net. Hangi yetkiniz yok? Güvenliği sağlamak için istihbaratın, güvenliğin insan merkezli işlemesi ve demokratik biçimde işlemesi için hangi yetki, hangi yetkisizlik sizi engelliyor? Hangi yetkiyi kullanamıyorsunuz? Kim karşı çıkıyor? Kim engel oluyor? Gelir dağılımındaki çarpıklığı ortadan kaldırma konusunda hangi iddianın, hangi programın sahibisiniz ki muhalefet bunu engellediği için parlamenter sistem size ayak bağlıyor? Değerli arkadaşlar, yeni paketle elbette Türkiye'nin yarım yamalak göstermelik demokrasisinin bile birçok kurumu tasfiye edilecek. Ama tasfiye edilecek kurumlar yanında bir de içi boşaltılan, uygulamayla içi boşaltılan kurumlar var. Aslında bu kurumların içinin boşaltılması, parlamenter sistem eğer çökmüşse, yozlaşmışsa, çürümüşse bu çürümenin, bu yozlaşmanın faillerini de ortaya koyuyor. Bakın bu parlamentoda sadece son birkaç yıl içerisinde kurulan araştırma komisyonları, yolsuzluklarla mücadele komisyonu 17-25 Aralık sonrasında ne çıktı? Tam bir hiç. Roboski komisyonu ne çıktı? Tam bir hiç. Değerli arkadaşlar, şu anda da darbelerle ilgili araştırma yapan bir komisyon var. Turistik geziler yapıyor. Hatıraları dinliyor. Nostalji yapıyor. Ama ne hikmetse darbeye bulaşanları dinlemeye cesaret edemiyor. Şimdi yetkilileri dinlemezseniz, o gün darbeyi önlediği iddia edilen üst düzey yöneticileri dinlemeye, davet etmeye cesaret etmezseniz, darbeyi yaptıkları iddia edilen kişileri dinlemeye niyet etmezseniz neyi ortaya çıkaracaksınız? Sizin aslında bir şeyi ortaya çıkartmaya niyetiniz yok çünkü. Sizin niyetiniz bu kurduğunuz komisyonlarla bir şeyleri örtmek sadece. Örtmek, sulandırmak ve ondan sonra da bir biçimde iktidarda kalmak için yeni kaos stratejilerini hayata geçirmek. Değerli arkadaşlar, Türkiye geçtiğimiz yıldan bu yana şu sloganın stratejisi etrafında yönetildi. Ya 400 vekil verirsiniz ya kaos olur. Bu sözü bizatihi siyasi temsilciler, tarafsız olması gereken kişiler de kullandı. Hükümete yakın medya organları da manşetlerinde defaatle adeta bir sopa gibi seçmeni tehdit etmek için kullandılar. Bu olmadı. Şimdi 400'ü bulamadılar ama 330'u bulmak için biraz önce ifade ettiğim ittifak ilişkilerine, arayışlara girdiler. Şimdi de topluma şunu dayatıyorlar. Ya başkanlık ya kaos. Ya başkanlık ya kriz. Şu anda ülkeyi kaosla, krizle zaten yönetiyorsunuz. Bundan daha fazla nasıl bir kaos düşünüyorsunuz? Nasıl bir kriz hayal ediyorsunuz? Ve nasıl bir kriz yönetimiyle bu ülkeyi daha büyük bir ateşin içine sürükleyeceksiniz? Onu bilmiyoruz. Koltuklarınız için çok şeyi göze almış olabilirsiniz. Ama yalanlarınıza boyun eğmeyeceğiz. Yalanlarınıza teslim olmayacağız. Bakın sadece bir tanesini hatırlatayım. HDP'nin bugün yaşadığı tablo, şehirlerin geçtiğimiz aylarda yaşadığı yıkım, kırım, 2014 yılı megakasında ele alınmış, kamu güvenliği müsteşarlığı tarafından hazırlandığı iddia edilen, genelkurmaya sunulmuş bir çökertme planının parçasıdır diye defaten arkadaşlarımız sordu, iddia ettiler. 2014 yılı ne Ceylanpınar olmuş, ne polisler öldürülmüş. Masayı dağıtan, acaba şu planları yapanlar olmasın? İfadeleri aynen oradan okuyorum. Özel polis kuvvetleri ve özel askeri komandolar eşliğinde ordu güçleri şehirleri kuşatarak mahallelere ve yerleşkelere operasyonlar düzenleyecekler. Bazı kamu binaları boşaltılacak, operasyon güçlerinin yerleşmesi sağlanacak. DİHA, Özgür Gün TV, İMC TV kanalları, Özgür Gündem gazetesi kapatılacak. 2014 yılı değerli arkadaşlar. Elbette bu hikayenin evveli var. Kenan Evren değerli arkadaşlar bu sorunu çözmek için diyordu ki bu sistemin dışında kalan başka yollar arayan 3-5 çapulcu. Durumu böyle tarif ediyordu.
Özal, sert tedbirlerle üzerine gideceğimiz, dişe diş, göze göz mücadele edeceğimiz ve güvenlik güçlerine yeterince inisiyatif vereceğimiz esas terör örgütüdür. O arada tabii, affedersiniz, biraz kurunun yanında yaş da yanar. İfadeler eski Cumhurbaşkanı'na ait. Tansu Çiller, 10 yıldır tırmanan terörü aşağı indirmek bize nasip olacak. Kime ne nasip oldu? Herkes şahit, bütün insanlık görüyor. Ve Süleyman Demirel, devlet bazen rutinin dışına çıkar. Değerli arkadaşlar, süremin sonuna geldim. Ama ne yazık ki eleştirilerimizi duymak istemeyen, kulak tıkayan, muhalefete tahammülü olmayan, eleştiriyi tehdit diye tarif etmekten haz duyan bir anlayışla karşı karşıyayız. Hani meşhur ifadedir, İslam'ın şartı beştir, altıncısı da haddini bilmektir. Eğer siz güvenlik politikalarını bilmiyorsanız, dış politikayı bilmiyorsanız, ekonomi politikten hiçbir şey anlamıyorsanız, hiç olmazsa bilenlere sormayı bileceksiniz. Bilenlere sormayı göze alacaksınız, hazmedeceksiniz, içinize sindireceksiniz. Ülke daha büyük bir ateşle karşı karşıya. Fitne dönemleriyle ilgili çok önemli bir tespit vardır. Denir ki fitne olduğunda, yani kargaşa, kaos, gerilim, kardeş kavgası olduğunda yürüyorsanız durun. Ayaktaysanız oturun. Yani aslında bir durun, bir düşünün, nereye gidiyorsunuz, ülkeyi nereye sürüklüyorsunuz, bunu bir kez daha şapkayı önünüze koyup önünüze, masanıza yatırın diyorlar aslında. Ama ne yazık ki tam tersi bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Fitne ateşini büyütecek, kaosu büyütecek, krizi derinleştirecek bir siyasal söylemde, bir siyasal tavırda son derece ısrarlı gözüküyorlar. Değerli arkadaşlar, biz kimsenin özel olarak, şahsi olarak dostu da değiliz, düşmanı da değiliz. Ama halkın talebini, halkın beklentisini, bize oy verenlerin bize yüklediği sorumluluğu, görevi yerine getirmekten de asla kaçınmayacağız. Ben bir kez daha HDP'ye yapılan saldırıları kınama zahmetinde bulunmayan siyasetçilere çağrıda bulunmak istiyorum. Evet, bugün saldırının mağduru bizim partilerimiz. Ve biz en azından can kaybı olmasın diye elimizden gelen tedbiri alıyoruz. Ama bunu korktuğumuz için yaptığımızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu halkın bu partiyi hangi bedelleri ödeyerek buraya getirdiğini gayet iyi biliyoruz. Cezaevindeki arkadaşlarımız da bu bedeli ödemeye hazır, parti yöneticilerimiz de. Haftalar boyunca emniyette savcılık ifadesi bekletilen, keyfi biçimde gözaltına tutulan parti yöneticilerimiz de bu bedeli gayet iyi biliyorlar. Ya da mahkeme heyetlerinin yoğun işleri dolayısıyla mahkemeye çıkartılmayan onlarca ildeki parti yöneticimiz de bunu gayet iyi biliyorlar. Ama buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu ateşi birlikte söndürelim. Kişisel hesaplarınızın derdinde değilseniz, gerçekten ülkenin kurtuluşunu kendinize dert ediniyorsanız anayasayı başka türlü tartışalım. Olağanüstü hali hiç tartışmadan, bir gün bile kaybetmeden kaldıralım ve siyaseti operasyonlarla, baskıyla, kuşatmayla işlevsizleştirecek ayak oyunlarından, maçın ortasında kural değiştirme ahlaksızlığından vazgeçelim. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.